Çocuklarda büyüme ağrısı, böyle bir şey var mıdır? Önce bir kere ondan bahsedeyim. Böyle bir şey biz ortopedistler illaki bir sebebini bulana kadar yoktur. Yani muhakkak ki altta bir sebebini aramamız gerekiyor. İşte bir çocuk geldi, sağ dizinde ağrı var, bunun büyüme ağrısı vardır. ve Bu yaşlarda büyüyor, bu tamamen bir yanlış anlaşılmadır ve ciddi problemlere yol açabilecek bir ihmalkarlığında başlangıcı olabilir. Onun için biz ortopedistler olarak tüm altta yatan sebepleri araştırmadıktan sonra bir çocuğun ağrısına büyüme ağrısı demeyiz. Ha, tüm sebepleri araştırırız. İşte MR çekilir, film yapılır, tomografisi çekilir, kan tahlili yapılır artık ne gerekiyorsa. Belki diğer branşlardan işte romatolojiden, endokrinolojiden veyahut da pediatriden bununla ilgili yan destekler ve konsültasyonlar yapıldıktan sonra eğer altta yatan hiçbir sebep bulamazsak biz ancak o durumda büyüme ağrısını o da tereddütlü bir şekilde söyleyebiliriz. Çocuklar büyüyor mu? Evet büyüyor. Doğru. Ve bunlara bu büyüme hızlı mıdır? Özellikle işte 4-5 yaşlarında bir hızlanır. Bir 9-10 yaşlarında bir kere daha hızlanır. Bir de ergenlikte işte 12-13 yaşlarında böyle peak yaptığı, zirveye ulaştığı büyüme dönemleri vardır çocukların, bu doğru. Ama her çocuk büyüyor. Niye bazısında büyümeye bağlı ağrı olsun ki? hep Her, her zaman ebeveynin fulağına küpe olması gereken bir şeydir. Ayrıca bize gelen çocuk mesela genelde ailesi diyor ki veyahut da çocuğun kendisi ifade ediyor, işte benim sadece sağ tarafım ağrıyor. E, gitmiş bir yerlere mesela işte büyüme ağrısı denilmiş. E, sağ taraf büyüyor, sol taraf büyümüyor mu? Niye o taraf ağrımıyor da sağ taraf ağrıyor gibi bu büyüme ağrısı dediğimiz olayı çelişkiye düşüren bazı bulgular var. Bu nedenden dolayı büyüme ağrısı denen bir şey biz ortopedistler tarafından çok kabul gören bir şey değildir. Ee, büyüme sırasında evet kaslar kemiklere göre biraz daha yavaş büyür, daha yavaş esner doğru. Bunların gerilmesine bağlı yani kemik hızlı uzar. Kas da buna tam ayak uyduramadığı zaman gerilmesine bağlı bazı çekme ağrılar olabilir ama... Bunlar dediğim gibi altta yatan sebep araştırılmadan direkt olarak söylenebilecek şeyler değildir. Onun için e, mutlaka ağrısı olan bir çocuğun özellikle uzun süredir devam eden, aralıklı olsa bile uzun süredir devam eden ağrının muhakkak ki araştırılması lazım. Bu ağrının da e, süresi önemli, şiddeti önemli, gece ağrısı olup olmadığı önemli. Bunlar bizi hep e, teşhise ulaştırmada yardımcı olabilecek Ekstra bulgulardır.